Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyisiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün size biraz Fatiha suresinden bahsetmek istiyorum. Fatiha suresi 7 ayettir arkadaşlar. Allah'ın çok hikmetli ve sırrı açılımları olan ve evrenin sistemin dilini anlatan, işleyişini anlatan bir ayettir, bir suredir ve her boyutta açılımı farklıdır. O yüzden arkadaşlar biz kendimiz anlayabildiğimiz kadar şimdi bu kendi boyutumuza göre anlatmaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ehdinâ sırâtal müstakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin diye okunur. Önce Besmele'den başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İçinde, kendine, dışarıda, tüm aleme, yaratılışa, varoluşa, Allah'ın sende açığa çıkarttığı özellik ve güzelliklerle rahmet ol. Kendine de, tüm insanlığa da iyi ol. Hizmet et. Allah'ın sendeki esmalarıyla yardımcı ol. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hamd, yani bütün övgüler, alemlerin Rabbi demek, varoluştaki bütün alemler, bütün sistemler, bütün boyutlarda Allah'ın Rab tecellisi, oraya olan ihtiyacına göre, o boyutun ihtiyacı neyse, onu veren Allah'a aitmiş bütün övgüler. Ve bizim çok güzel gördüğümüz, çok hikmetli gördüğümüz bütün her şeye olan övgüler de yine aslında Allah'a aittir. Ondan başka aslında övülecek hiç kimse yoktur. Çünkü bütün her şeyin varlığı onun esmalarıyladır. Onun özellikleridir. Errahmanirrahim. Allah Rahman'dır. Rahmetini herkese verir. Ayrım yapmadan, iyi kötü, bizden sizden demeden bütün mahlukata güneşini, rüzgarını, havasını, suyunu, rahmetini ayrım yapmadan verir. Şunlar zalim, şunlara vermeyelim, şunları iyi, şunlara verelim demez. Herkese verir. Rahim, sadece yüzünü özüne dönenlere, iyi iş yapanlara, manevi güzellikleri açık olanlara, Rabbini sevenlere verilen bir özelliktir. Yani Rahim, senin içeriden doğan açılımlardır. Allah'ın aşkıdır, rahmetidir, huzurudur, yaşadığın mutluluktur, içsel olan şeylerdir. Mesela İstediğin kadar namaz kıl, ibadet et, meditasyon yap. Eğer rahim tecellisi sende oluşmazsa, hiçbirisi bir işe yaramaz, sende hiçbir açılım olmaz. Açılımlar rahim tecellisinin sende olmasıyla oluşur. Rahim tecellisinin önünü kesenler nedir? Kul hakkı, insanları kırmak, incitmek, kalp kırmak, hak yemek, zalimlik yapmak, kötü niyetli olmak, bunlar insan ne yaparsa yapsın, rahim tecellisini elde edemez. Peki bazı insanlar var, çok fazla ibadet etmiyorlar, çok fazla bir şey yapmıyorlar, meditasyon da fazla yapmıyorlar ama nasıl bunlar manevi güzellikleri kazanıyorlar? Çünkü annesinin, babasının duasını almıştır. İnsanlara iyidir. Kul hakkına son derece önem verir. Her şeye elinden geldiği kadar hassas davranır. Hayvanları, mahlukatı, insanları her şeyi sever. O insan çok az bir şey bile yapsa çok güzelliklere erer. Maliki yevmiddin din gününün sahibidir. Din günü nedir? Din günü zaten Allah'ın varlığının, yani varoluşunun kendisidir. Yani Allah'ın işleyişidir, sistemin işleyişidir. Sistemin işleyişi, sistemin
her anıdır. Ve Allah bu her anın gerçek tecellisi, gerçek oluşturucusu, gerçek yaratanıdır. Ve bu varoluşun, dinin, din gününün, şu anda şimdi burada olan her şeyin sahibidir. İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım ederiz diyor. Yani biz kime bir iyilik yaparsak, kime bir faydamız dokunursa, aslında bütün yapmış olduğumuz iyilikler, kulluklar, her şey sanadır. Senden başka kimse yoktur. Ve başkalarına yaptığımız bir şey, yer yapıyoruz sandığımız her şey aslında özünde sanadır. Gayrin mağdu yok. Neydi? İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Yalnız senden yardım dileriz. Yani biz arkadaşımızdan yardım istesek, annemizden yardım istesek, babamızdan yardım istesek, eşimizden yardım istesek, zor bir duruma düşsek, aslında onların ardında olan tek varlık sensin. Yalnız senden yardım dilemiş oluruz. Çünkü senden başka hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Eğer bir insan herhangi bir yardım almak istiyorsa bu senin iznin nedir? Sen izin vermişsen annen, baban kılığında sana yardım eden o olur. Sen izin vermemişsen annen, baban kılığında yardım etmeyen yine o olur. Yani sonuçta Allah'ın yardımı da bir hak ediştir. İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. İhdinâ sırâtal müstakîm. Bizi sırâtal müstakîme, dosdoğru yol ilet. Yani sırâtal müstakîm, dosdoğru yol. Sana giden yol. Bir sürü yol var. Bir sürü iz var. Bir sürü insan var. Bir sürü hepsi yoluna çağırıyor. Ama diyor ki, bizi herhangi bir yola iletme. Bize sana gelen, dosdoğru olan, en doğru olan yola ilet. Yani özümüze, saf varlığımıza giden yola ilet. Gayrin mağdub, sıratel lezine namt aleyhim. Öyle bir yol ki, daha önce o yollarla sana ulaşanlar oldu. Seni bulanlar oldu. O varlıkların, o Allah dostlarının, o uyanmış, seni bulmuşların yoluna ilet bizi. Gayrel mağdubu aleyhim ve dâlin amin. Bizi iletme ya Rabbi. Nefsin uyanların, şeytanın peşinde gidenlerin, zihinsel aldanışlar peşinde olanların yoluna bizi iletme. Amin.